3 Temmuz 1987 Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan tarihi bir kararla eski adıyla 1. Futbol Ligi'nde, yeni adıyla Süper Lig'de kazanan takıma 3 puan verileceği açıklandı. Dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Ali Uras tarafından yapılan açıklamayla futbolumuzdaki 3 puanlı sistem resmen başlamış oldu. Türkiye, İngiltere'den sonra Avrupa'da 3 puanlı sisteme geçen ikinci ülke oldu. 2 puanlı sistemin tersi bir şekilde takımların galip gelme iştahını artırma özelliğinde olan yeni puan sistemiyle birlikte ilerleyen yıllarda Türk futbolu yükselişe geçti. Sistem, gol yollarında kısır giden futbolumuzdaki ilk canlanmayı uygulanmaya başladığı ilk sezon olan 1987-88 sezonundan itibaren göstermeye başladı. 1987-88 sezonu Süper Lig tarihinin en çok gol atılan sezonu olarak kayıtlara geçti. 3 Temmuz 1991. Güney Afrika Cumhuriyeti 31 yıl aradan sonra FIFA organizasyonlarında. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1990'lı yılların başından itibaren demokrasiyi geliştirmek, ülkede hüküm süren ırkçı kanunları ortadan kaldırmak ve muhalif olan örgütleri serbestleştirmek adına çeşitli adımlar atılmaya başlandı. FIFA'da normalleşme belirtileri gösteren Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 31 yıl aradan sonra FIFA organizasyonlarına kabul edeceğini açıkladı. Güney Afrika Cumhuriyeti, FIFA'nın düzenlediği futbol organizasyonlarına 1960 yılından beri katılamıyordu. 1960 yılındaki ırkçı Sharpeville katliamı sonrası ülkedeki gayri insani uygulamalar artmış, milyonlarca siyahi vatandaş yaşadıkları çevrelerden zorla koparılarak insani yaşamın mümkün olmadığı gettolara gönderilmişti. 3 Temmuz 2005, Akdeniz oyunları tarihinde en fazla toplam madalyamızı kazandık. 24 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında İspanya'nın Almeria kentinde düzenlenen 15. Akdeniz oyunlarında Türkiye, 20 altın, 24 gümüş ve 29 bronz madalyayla tarihte en fazla toplam madalyasını kazandı. 4. sırada yer alan Türkiye ilk kez 13 farklı branşta madalya kazandı. 3 Temmuz 2013, dünyaca ünlü koç Željko Obradović Fenerbahçe'de. Fenerbahçe erkek basketbol takımı, dünyaca ünlü Sırp koç Željko Obradović ile resmen anlaştı. 8 kez Avrupa Ligi kupasını kaldıran ve bu alanda rekoru elinde tutan Željko Obradović, Fenerbahçe'nin yeni hocası oldu. Partizan, Real Madrid, Panathinaikos gibi çalıştırdığı takımları Avrupa'nın zirvesine taşıyan ünlü koç, 2 kez Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü seçilirken Avrupa Ligi'nin 50 efsane ismi kadrosunda da yer aldı.